Segem TV'den merhaba sevgili izleyicilerimiz. Tüm dünya koronavirüs COVID-19'la mücadele etmeye devam ediyor. Biz de bugünkü programımızda COVID-19 ve benzeri virüsleri tanıyacağız bugün. Az sonra izleyeceğiniz röportajla koronavirüslerin yapısı, nasıl enfekte ettiği, kaynağı ve bu virüslerle savaşmanın yolları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ama önce bakalım evde kal döneminde iş yaşamında neler oluyor? İşte haberler. Covid-19'un yüksek yayılım hızı dijital dönüşüme ayak uydurmayı da hızlandırdı. İş yerlerinin %64'ü evden çalışmaya geçti. Bugünlerde iş hayatında sorulan sorulardan biri de bu durum çalışma şekillerini kökten değiştirebilir mi? Dijital dönüşüm sürecini hızlandırır mı? Kariyer.net bu sorulara cevap bulmak için koronavirüs ve iş hayatı konulu bir araştırma yaptı. Koronavirüs salgınının iş hayatına etkisini anlamak amacıyla gerçekleştirilen araştırmaya 1346 beyaz yakalı çalışan ve 570 işveren ve insan kaynakları yetkilisi katıldı. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre çalışanların %36'sı şirketlerinin yönetimine güvenmediğini, %33'ü şirketlerinin salgın sürecindeki tutumunun iş performanslarını olumsuz etkilediğini belirtti. Bu zorlu dönemde şirketiniz motivasyonunuzu arttırmak için ek uygulamalar yapıyor mu sorusuna çalışanların %85'i hayır cevabını verdi. Çalışan olarak bu dönemdeki haklarınızı biliyor musunuz sorusuna hayır diyenlerin oranının %70 olması da diğer bir çarpıcı sonuç olarak öne çıktı. Çalışanların %47'si evden uzaktan çalışma sisteminin salgın sonrasında da kalıcı hale getirilmesini istediğini belirtirken %27'si ise bu konuda kararsız. Yanıtlar salgın sebebiyle değişmeye başlayan çalışma şekillerinin salgın sonrasında da hayatımızda olacağını ortaya koydu. PTT AŞ, COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde işkur ödemelerinde yeni bir uygulamaya geçti. Buna göre hak sahibi vatandaşlar dolduracakları formla ödeme bedellerinin sistemde kayıtlı konut adreslerine, PTT bank hesaplarına veya kendi banka hesaplarına gönderilmesini talep edebilecek. Bu uygulamayla işkur ödemesi hak sahiplerinin kayıtlı cep telefonlarına SMS ile PTT'nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderilecek. Hak sahipleri kişiye özel tek kullanımlık formu online olarak doldurarak başvurusunu yapabilecek. Değerli izleyicilerimiz, konuğum İstanbul Aral Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Sayın Doktor Özlem Yalçın Çapan. Özlem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum Gülger Hanım. Beni misafir ettiğiniz için programımızda öncelikli olarak. Biz teşekkür ediyoruz. Özlem Hanım, ilk sorumuz öncelikle virüslerle bugün virüsler tabii ki bugünlerde en çok konuştuğumuz konu. Malumunuz zor bir dönemden geçiyoruz. Küresel bir pandemi yaşıyoruz. Küresel bir kriz yaşıyoruz. İlk sorum virüs nedir öncelikle? Virüsleri bir tanımamız gerekiyor şu dönemde. Covid-19 hastalığına sebep olan bu koronavirüsün yapısı nedir? Enfekte etme yolları nelerdir? Bir öğrenebilir miyiz? Virüsler aslında bizim ne canlı ne cansız dediğimiz organizmalar. Cansız diyoruz çünkü konak hücrenin dışındayken bu organizmalar herhangi bir yaşam belirtisi göstermiyorlar. Ne zaman ki bir konak hücrenin içerisine girebiliyorlar, onu enfekte edebiliyorlar, o zaman biz bu virüslerde bir canlılık görüyoruz. Çünkü kendilerini çoğaltmaya başlıyorlar. Genetik materyallerini, ilgili proteinlerini çoğaltıyorlar ve yeni virüs parçaları yaratıyorlar aslında. Ve sonrasında da maalesef konak hücreyi öldürerek çıkıyorlar ve yeni konak hücreler arıyorlar kendilerini. Bilim insanları şu an karşılaştırıyorlar. Mesela SARS'a sebep olan koronavirüsle şu anki yeni tip koronavirüsün arasında ne fark var? Neden bu daha bulaşıcı bir özellik gösteriyor? Mortalite yani ölüm oranına baktığınız zaman evet 2003'teki SARS mesela çok daha yüksek bir ölüm oranına sahip ama bulaşma düzeyi çok daha düşük. Bu da daha endemik kalmasına sebep oldu salgının aslında belli bölgelerde kalmasına. Ama şu an pandemik olarak yaşadığımız yeni tip koronavirüste ise bulaşıcılık inanılmaz yüksek eski SARS'a göre. Evet mortalite yani ölüm oranı daha düşük ama maalesef bulaşıcılığı çok yüksek.
Ve her iki virüsü karşılaştırdıklarında da hemen farklı mutasyonlar, değişiklikler görüyorlar. Mesela diken proteininin farklı olduğunu görüyorlar. O demiştim hücreyi bağlandığı protein bizim hücrelerimize. Orada ACE2'ye çok daha sıkı bağlandığını görüyorlar eski SARS'a göre mesela. Bu da demek ki tutunma ihtimalini, hücreyi enfekte etme ihtimalini arttırıyor. Yine benzer bir şekilde farklı bir mutasyon keşfediliyor. Onda da görülüyor ki demiştim size bunların kesilmesi gerekiyor bizim enzimlerimiz tarafından ve böylece hücre içine giriş kolaylaşıyor, içerideki çoğalma kolaylaşıyor. Ve bu yeni tip koronavirüste de yeni bir kesim bölgesi keşfediliyor eski SARS'la karşılaştırıldığı zaman. Bunlar ufak tefek değişiklikler ama muhtemelen doğal seleksiyonla en optimal hale gelmiş durumda bu virüs. Yani hem daha iyi tutunuyor hem daha iyi bağlıyor bizim hücrelerimizin içerisinde. Baktığınız zaman bir genetik materyalleri var. Bu DNA olabilir ya da şu anki bizim hot topiğimiz, asıl konumuz koronavirüsler olduğu için koronavirüslerdeki gibi bir RNA molekülü olabilir. Bu nükleik asitlerini, genetik materyallerini çevreleyen bir protein yapıları var. Biz bunlara kapsit diyoruz. Ve bazı virüslerde de bu protein yapının da dışında bir zar yapı var. Yağdan oluşan bir zar yapı var. Aynı yine koronavirüslerde olduğu gibi. O koronavirüsün elektron mikroskobundaki şeklini gördük hepimiz aslında bir taç şekli var. O yüzden de korona deniliyor diye. Çünkü bu zar yapının üzerinde de bizim diken dediğimiz ayrı proteinler var. İşte o proteinler aslında ona taç yapı şeklini veriyorlar. O zaman aşı tabii ki çok önemli bir konu. Neredeyse hızlandırılmış aşı çalışmalarına şahit oluyoruz, dinliyoruz, Evet. biz de medyadan takip ediyoruz. Umarız en kısa zamanda başarıya da ulaşır. Buna ihtiyacımız var gibi görünüyor gerçekten. Şunu sormak istiyorum. Aşı geliştirilirse biz gerçekten bu virüsten korunmuş olacak mıyız? Aslında az önceki bahsettiğim gibi haklısınız. Şu an bu pandemik durumdan herhalde kendimizi koruyabileceğimiz en uygun yöntemin bu olduğu görülüyor. Ya bizler bir şekilde enfekte olacağız, doğal aşılanacağız. Yani inşallah sağlıklı atlatacağız tabii bu evreyi. O zaman İnşallah. doğal olarak aşılanmış olacağız. Ama herkesin de maalesef bağışıklık hücresi veya vücut sistemi ve bütün bunu kaldırmak için yeterli değil. O yüzden mutlaka özellikle hasta insanları, bağışıklığı düşük insanları korumamız için bu aşıya ihtiyacımız var. Asıl sıkıntı şuydu aslında, daha doğrusu korkulan şuydu. Aynı grip aşısı gibi her sene tekrarlanması gereken bir aşı mı olacak? Çünkü bildiğiniz gibi o gripe sebep olan influenza çok sık mutasyon geçiriyor ve bu sene yaptığımız aşı bir sonraki etkili olmuyor. Şu ana kadar veriler aslında daha stabil olduğunu gösteriyor bu virüsün. Amerika'da örneğin bir araştırma yapılmış. Oradaki hastalardan örnekler almışlar koronavirüs, yeni tip koronavirüsten ve onu Çin'de çıkan ilk versiyonla karşılaştırmışlar. Ve aralarında gerçekten böyle 4-10 harf farkı var gözüküyor. Bu çok az bir fark. Ve şu an görülüyor ki tek bir aşı yapılabilirse etkili olan çok fazla mutasyon geçirmediği için hepimizi koruması için uzun vadede etkili olacak gibi görünüyor. Aslında çevremizde gördüğümüz her canlıyı enfekte edebilen virüsler var. Yani omurgalılar, omurgasızlar, bitkiler, mantarlar, hatta bakterileri bile enfekte edebilen virüslerimiz var. Çoğu virüs aslında tek bir konak hücreyi tercih ediyor. Yani bakteriyi enfekte ediyorsa orada kalıyor. Ama nadiren de olsa aynı şu an bizim durumumuz gibi koronavirüslerde normalde bunların ana konak organizmaları aslında mesela yarasalardı. Ama sonrasında bunlar maalesef türler arasındaki bariyeri geçebiliyorlar ve yeni türleri de enfekte etmeye başlayabiliyorlar. Bütün dünyaya yayılması tabii hepimizi şoke eden bir durum. Hala bu yeni sürece uyumlanmaya çalışıyoruz. İşte evde kalıyoruz, işlerimizi evden halletmeye çalışıyoruz. Bütün dünyanın yaşadığı bir şeyden bahsediyoruz. Peki böyle bir pandemi tekrar bekleniyor mu? Maalesef galiba bekleniyor bu koşullar devam ettiği sürece. Eyvah. Evet.
Dediğiniz doğru, çok enteresan bir zaman dilimindeyiz. Yani hepimizin tanıdıkları var yurt dışında. Hepimiz aynı koşullardayız. Amerika'daki, Hollanda'daki, İngiltere'deki hepimiz aynı şekilde evlerde oturuyoruz ve bu koşulların düzelmesini bekliyoruz. Ama maalesef bu koronavirüsler en azından şu an 2003, 2012 ve şu anki salgınları düşünecek olursak koronavirüsler özellikle geçiş yapabilmesi anlamında, türler arası geçiş yapabiliyor olması anlamında ve aynı zamanda yeni özellikler kazanıyor olması anlamında yine pandemik, yeni bir pandemi oluşturma ihtimali var gözüküyor. O halde şunu sormak istiyorum. Bu pandemi, şu an yaşamış olduğumuz pandemi sona erdiğinde, bizler yeniden normal hayatlarımıza döndüğümüzde, yani evde kal İnşallah. sona erdiğinde, inşallah sokağa yeniden çıkabildiğimizde, ofisinize dönebildiğimizde, bu tür virüslere karşı kendimizi nasıl koruyacağız peki biz? Yani neleri bundan sonra belki bir yaşam tarzı veya alışkanlık haline getirmeliyiz? Ya şu an zaten belli bir yaşam tarzını aslında edinmeye başladık. Yani hani hijyen anlamında dikkat ediyoruz. Açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Bu virüslerin çıkış noktasını düşündüğümüz zaman bireysel olarak yapılacak çalışmalardansa aslında hükümetler, devletler arası çalışmaların daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bireysel olarak elimizden geldiğince zaten şu an yapabileceğimizi yapıyoruz. Yani sosyal kontak kurmamaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi hijyeninize özen göstermeye çalışıyoruz. Ama bu işin çıkış noktasını düşündüğümüz zaman ve sonrasında gelişen olayları düşündüğümüz zaman maalesef bireysel olarak değil, hükümetler veya devletler bazında yapılması gereken işler olduğu düşünülüyor. Şimdi bu olay oldu ve hızlı bir şekilde ihtiyacımız olan şeyler oldu. Çok kısa sürede bulunması gereken aşı, tanı yöntemleri, ilaç ve şu an bilim insanları yoğun bir şekilde bütün bunlara cevap vermeye çalışıyorlar. Bütün bunlar için bir şeyler üretmeye çalışıyorlar açıkçası. Ama şöyle bir şey oldu mesela ülkemizde de öyle. Daha öncesinde bütün bunlar için araştırma yapmak isteyen araştırmacılara, bilim insanlarına çok fazla destek verilmedi. Çok fazla önümüz açılmadı bu anlamda. Şimdi tabii ki TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı bunun için her türlü imkanı sunuyorlar. Özellikle araştırmacılara yeni bir ürün çıkarmak, bu soruna bir çözüm bulmak isteyenler için. Ama işte her şey çok kısa sürede olması çok zor. Bir bilgi birikimi gerekiyor. Bir laboratuvar ortamının oturmuş olması gerekiyor. Yine aynı şekilde bir hocamızın ifade ettiği gibi çok gelişmiş bir virüs laboratuvarımız bile yok mesela Türkiye'de. Bu çok üzücü. Çünkü bizim olsaydı hazırlıklı olacaktık belki böyle bir virüsle çalışmak için. Bundan sonra en azından şuna hazır olmalıyız. Bugün bu koronavirüsü geldi, yarın başka bir tipi gelecek. Ama bizim laboratuvarlarımız hazır olursa, yetişmiş bilim insanlarımız hazır olursa, en azından biz çok daha hızlı bir şekilde tanı kiti üretmek, ilaç üretmek, aşı üretmek için oturmuş sistemlerimiz ve bir yetişmiş elemanlarımız olmalı bence. Kendi ülkemiz adına böyle düşünüyorum. Çünkü bunu yapabilecek yetişmiş insan gücü var aslında. Bu bilgi birikimi var. Sadece kullanabilecekleri ortamlar gerekiyor. Çinliler için tabii ki diyelim ki asıl merkez orasıydı. En azından bu canlı hayvan pazarlarının artık olmaması gerekiyor. Başlangıç noktasını düşünecek olursak. Trump'a katılmıyorum tabii Çin virüsü falan diyerek ama yine de burada başlamış olması ve daha önce 2003 yılında da benzer bir şeyin olmuş olması hani artık buradan çıkarılacak bir ders olması gerektiğini düşündürüyor bana. COVID-19 virüsünün kaynağı da çok tartışılan bir konu aslında pandemi başladığı günlerden bu yana. Yarasa ve insan temasından ve bu virüsün işte Çin'deki açık et pazarlarından çıktığı yönünde görüşler de dinledik medyada. Sosyal medyada da yazıldı, çizildi. Öte yandan 2003 yılındaki SARS salgınında da aslında Çin'in bazı bölgelerinde yendiği söylenen bir fare türünün o virüsün işte çıkış noktası olduğu konuşuluyordu o zamanlar. Uzak Doğu'da yaygın olan bu açık et pazarları ve vahşi hayvan türlerinin yenerek tüketilmesi, koronavirüslerin insanlara geçmesi ve hasta etmesinde etken olabilir mi? Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz aslında. Çünkü dediğiniz gibi biz koronavirüsle aslında ilk bu sene tanışmıyoruz. Yani 2003 yılında da aynı şekilde SARS hastalığı için
Yine bir koronavirüs vardı ya da işte 2012 yılında MERS vardı. O da aynı şekilde yine bir koronavirüsti. Aslında o zaman yarasalar ki görüyoruz ki yarasalar bunların oldukça konak hücreleri. Yani konak organizmaları, koronavirüslerin yarasalar. Ancak bu açık pazarların, canlı hayvan satılan yerlerin şöyle bir özelliği var. Yarasalar orada, farklı vahşi hayvan türleri de orada ve canlı olarak bir arada bulunuyorlar. Biz bunlara bir ortam sağlamış oluyoruz aslında. Çünkü yapılan çalışmalar gösteriyor ki, isterseniz ilk başta SARS'tan bahsedeyim, o 2003'teki salgından. Orada da benzer bir şekilde, aynı şekilde deniz gibi bir yarasada olan koronavirüs. Ama ara bir türe geçiş yapıyor. Aslında direkt insana geçiş yapmıyor. Bu yarasanın o zaman galiba misk kedisiydi. Yine o da yenilen maalesef Çinliler tarafından bir hayvan. Bunların aynı ortamda canlı olarak tutuluyor olması maalesef aslında yarasadaki koronavirüsün kendine bir yol bulup bu hayvana geçmesini sağladı. Ve o ara konak hücreden sonra da sonraki teması da tabii ki o pazara gelen insanlar oldu ya da o pazarda satış yapan insanlar oldu. Ve böylece insana geçiş yapılabildi. Şimdi de görülen o ki aslında benzer şekilde aslında ana kaynak dediğiniz gibi yarasalar ama biz bu yarasaları mağaralarında bırakmadık. Çinlilerin onu pazara getiriyor olması. Orada da bu sefer farklı pangolin denilen yine böyle karınca yiyen bir hayvan. İlk olarak koronavirüsün bu hayvana geçti. Yine bunlar beraber canlı olarak satılıyorlar aynı pazarlarda. Ve görülen o ki pangolinin içerisinde de farklı bir koronavirüs varmış. Ve şu an yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu iki virüs birbiri arasındaki genetik materyallerini değiştirmiş ve yepyeni bir koronavirüs tipi yaratmış. Ne kadar tehlikeli ki şu an biz bu tipe tamamen yabancıyız. O yüzden bağışıklığımız tamamen şaşırmış durumda. Ve bu ara türden yine insana geçiş yapmış durumdayız. Türkiye bilimin ve bilim insanlarının ne kadar önemli olduğunu, bilime çok daha fazla yatırım yapılması gerektiği konusunda bir farkındalık yaşadı. Bunu yaşıyoruz bence şu anda. Umarım bu farkındalık artarak devam eder ve eksikler tamamlanır. Bilime daha fazla kaynak aktarılır. Umarım böyle olur. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için, verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için ve bu güzel konuşma için.